İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'dan 3 müze Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 finalinde. Şuşi'deki katliamlar. Hay Dersim dergisinin ilk sayısı çıktı. Artsakh'ın tarihi ve kültürel mirasını anlatan yeni bir dizi yayınlandı. Azerbaycan medeniyet düşmanıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 3+2 siyasi formattaki Moskova toplantısına katılımının ilk sonuçları. Alternatif yol bir çözüm değil. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Güneş Tapınağı kaçak kazıda ortaya çıktı. Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forum tarafından düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 için Batı Ermenistan'dan Portasar, Göbekli Tepe, Örenyeri, Van Müzesi ve Dersim Müzesi finale kaldı. Batı Ermenistan'ın Urfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe Örenyeri, Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunuyor. Portasar Göbekli Tepe'de Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarılmıştı. 2019 yılında modern müzecilik anlayışı ile 13 bin metrekarelik bir alana inşa edilen yeni Van Müzesi binasında 23 sergi holü bulunuyor. Van Müzesi'nde Urartular, Roma, Bizans dönemlerine ait eserler, sikkeler ve Van halk kültürüne ışık tutan etnografik eserler sergileniyor. Sergilenen önemli eserler arasında Urartu dönemi bilezik ve pazubentler, adak lefası, çivi yazılı boncuk, küpeler var. Dersim Müzesi Alman mimari tarzında yapıldı. Arkeolojik eser teşhirinde bu yörede çıkartılmış paleolitik dönemden beri toplam 340 eser yer alıyor. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Panah Han ve haleflerinin izlediği politika sonucunda Şuşi'deki Müslüman, Türk-Kürt aşiretlerinin sayısı suni olarak artmıştır. 1823'te Rus İmparatorluğu tarafından yapılan nüfus sayımına göre şehirde 3350'si Ermeni, %40.3, Tatarlar 4670, %52.2, Kürt 270, %3.5 olmak üzere 8290 kişi yaşıyordu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Merhaba sevgili Hay Dersim okurları. Kültür sanat dergimiz Hay Dersim'in birinci sayısını sizlerle buluşturmuş olmanın heyecanı içinde hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hay Dersim her türden soykırımın, katliamın karşısından net bir duruşla yayın hayatına başladı. Bu duruşuyla da devam edecektir. Bulunduğumuz coğrafyada birçok ulusa karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirilmiştir. Soykırım denince akla sadece insanın kendisine yapılan katliamlar gelmemelidir. Bu katliamlar sonrasında o ulusun diline, kültürüne, inancına, gelenek ve göreneklerine yapılan müdahaleler, bunları yok etmeye yönelik atılan her adım, yapılan her türlü tahribat, soykırımın bir parçası ve soykırımın devamıdır. Yazının tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'teki Mesrop Maçtoş Üniversitesi'nde 14 Aralık'ta Azerbaycan Medeniyet Düşmanıdır başlıklı kitap dizisinin yayınlanmasına adanan bir basın toplantısı düzenlendi. Kafkasya Araştırmaları Merkezi Başkanı Hovik Avanesov, bir kitap dizisi oluşturma fikrinin uzun süredir var olduğunu söyledi. Dizinin amacı Azerbaycan'ın gerçekten bir medeniyet düşmanı olduğunu ve medeniyet ve Azerbaycan kavramlarının birbiriyle uyuşmadığını tüm dünyaya net kanıtlarla sunmaktır. Kafkasya Araştırmaları Merkezi Başkanı'na göre savaşın ilk günlerinden itibaren Ermeni kültürel mirasının Türk-Azeri terör tandeminin hedefi olduğunu açıkça belirtmek gerekir. Bunun bir kanıtı bir günde iki kez hedef alınan Şuşi'deki Kazançetos Aziz Kurtarıcı Kilisesi'dir. Hovik Avanesov, ciddi bir sonuç elde etmek istiyorsak tüm bunları her gün konuşmalı, yasal olarak engellemeye çalışmalıyız. Kitap dizisi birkaç dile çevrilecek diye vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin de katıldığı Moskova'da düzenlenen 3+2 format adlı siyasi görüşmenin ardından iki karar alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları görüşmek üzere özel elçiler atayacağını duyurdu. Ülkeler Konstantinopolis ile Yerevan arasında charter uçuşlarına devam edecek. Çavuşoğlu, Türkiye ve Bakü'nün Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları koordine edeceğini söyledi. Daha önce Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin kurulmasından Rusya'dan arabuluculuk yapmasını istediğini doğrulamıştı. Bu, Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesinin Moskova-Bakü-Ankara anlaşmaları ve çıkarları çerçevesinde gerçekleşeceği anlamına gelirken, Ermeni hükümeti ön koşulsuz çözümden söz ediyor ve Türk Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. İkinci önemli karar ise Stepanakert'te alındı. Artsakh'ta geniş işlevli ve sorunlarla dolu olan polis güçleri oluşturulacak. Vatan savunmasına görev alacaklar, özel tesisleri koruyacaklar, özel kargo taşımacılığının güvenliğini sağlayacaklar. Tasarım meclis komisyonu tarafından onaylandı. Bunlar Moskova'daki 3+2 siyasi formatta buluşmanın ilk sonuçlarıdır. Ermenistan Cumhuriyeti dış politika kararlarında egemendir ancak bu politikanın Batı Ermenistan Ermenileri de dahil olmak üzere Ermeni ulusunun haklarının zararına yapılması gerektiği anlamına gelmez. İşgalci Türkiye ile yakınlaşma koşulları, işgal altındaki Batı Ermenistan toprakları ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan Ermenilere yönelik soykırım dikkate alınarak Batı Ermenistan hükümeti ile önceden bilgilendirilmiş özgür bir anlaşmaya dayanmalıdır. Dolayısıyla Batı Ermenistan hükümeti, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini komşuluk politikası ile ilgili konuları incelemesini sağlayacak tüm pratik koşulları yaratmaya davet etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya sorunlarıyla ilgili politik müdür Matthias Lutenberg ile Almanya'nın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Richter'i makamında kabul etti. Tatoyan, 2020 yılının Kasım ayından bu yana Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yeni bir savaş tehdidi altında Sünik, Yekarkunik'te köylerin yakınlarında Sünik köylerinin arasındaki yollarda konumlandılar. Hemen her gün insan hakları ihlallerinin yaşanmasına ek olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Sünik'teki Goris Kapan ve Kapan Cakaten yollarını yasa dışı olarak trafiğe kapattı. Sonuç olarak yol kenarındaki köyler izolasyon ve insani sorunlarla karşı karşıya. Alternatif yol bir çözüm değil çünkü insanların can güvenliği ve yaşam hakkı sağlanmıyor. Arman Tatoyan, Ermeni köylerini terk etmeleri gerektiğini, çoğu durumda insanların evlerinin ve yollarının yakınında askerden arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bütün bunlara Azerbaycan makamlarının Ermenilere karşı nefret ve düşmanlık politikası da ekleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılmasına ve ana vatanlarına dönüşlerinin aciliyeti hakkında ayrıntılı olarak değindi. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Gümüşhane ilinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanan Güneş Tapınağı olduğu iddia edildi. Paganizm dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden biri oldu. Yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi. Batı Ermenistan'ın her tarafında Ermeni kültürel değerlerinin gün yüzüne çıktığını aydınlar değerlendirmelidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni fedai şarkısı Zaindur of Fidai adlı eseri sunuyoruz. Let's go.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.